Peki bu hep eşiniz, dostunuz niye size koca bulma konusunda bu kadar şey, ne derler ona, kendilerini heba ediyorlar? Sen bekar duramaz mısın? Kendilerini heba etmiyorlar. Ha. Para karşılığı buluyorlar. Ben onlara para veriyorum. Aa, nasıl yani? Tabii. Nasıl? Para karşılığı. Bir anlatır mısın bana Hacer? Tabii. Söyle. Herkes Esra Hanım yanlış anlama. Boşuna bedavadan iş mi yapıyor? Tabii ki canım. Şimdi sen evlenmek isteyen birisin. Ben sana eş bulacağım. Sen bana para mı veriyorsun bana koca bul diye? Bana koca bul diye değil. Nasıl? O kendisi param olduğu için ben sana şöyle bir hayırlı kısmetli buldum. Hı. Diyerekten kandırıyor. Dur hayatım, sen kime para veriyorsun? Şeyh Mehmet Eser'i bulan Mehmet Efendi'ye, Bozkırlı'ya. Bozkırlı'ya sen mi para veriyorsun? Evet. Sen kaç para verdin mesela evlenmek için? 2 milyar. 2000 TL. Peki evet. Bu evet, 2000 TL, bir dakika. Ya, ne parası 2000 verecek? TL'yi ne zaman ödedin Mehmet Bozkırlı'ya? Şehit Mehmet Eser'i bana buldu. Onunla işimiz gerçekleşti. Daha sonra ben ona verdim. Peki koca bulmanın bedeli bu değil mi? Evet, evet, doğru. Vay, peki koca bulmak için kaç para harcadın? Arkadaşlar bak, vatandaş dinlen, iyi dinlen bak. Allah rızası için konuşuyorum. Yalanların gerçek yok mu bunda? Motor var mıydı yok muydu benim? Koca bulmak için kaç para verdin? Kaç kez para verdin Mehmet'e ya da başka birine? Bir Bozkır'ın Mehmet Efendi'ye 2 TL verdim. Başka para vermedim. Başka. Ondan önceki kocanı bulsunlar diye kaç para verdin? Vermedim. Ona vermedim. Vermedin. Peki mesela 2000 TL veriyorsun. Şimdi normalde hani bazı kurumlar vardır ya size, işte işçi ya da çalışacağınız sektörde, ama orada bir kural olur. İşte genç olacak, ne bileyim orta yaşlı, genç olacak, şeker olmayacak, tansiyon olmayacak. Böyle bir kıstasınız var mı sizin kataloğunuz? Nasıl? Şimdi sen 2000 lira Mehmet'e bana eş bul diyorsun. Mehmet gidiyor sana, işte atıyorum şeker hastası Mehmet amcayı buluyor. Sen demiyor musun kardeşim ben sana para veriyorum genç biri olsun diye? Siz kriterleri merak ediyorsunuz. Söylüyorum ama o da böyle. Bence şöyle oluyor. Bak diyor sana Hacer'cim, ben sana kısmet buldum. Bunun şekeri var ama parası çok diye olabilir. Sen bununla evlendiğinde çok zengin olursun, rahat yaşarsın diyebilir. Bu da bir ihtimal. Kriterleriniz ne Hacer Hanım? Ne diyorsunuz Mehmet Bey'e? Nasıl bir eş bulmasını istiyorsunuz? Kendi yaşımda genç olsun dedim. Ya ama 70 çıkarttı karşına. Öyle olmuş, onu bulmuş. Onu çok bulmuş. Çok affedersiniz o. Bu arada bak yalan şimdi. Yalan değil, sahtekarı. Dur, senin arkadaşlarından biri şimdi bir mesaj attı. Diyor ki Hacer diyor dürüst olsun diyor. Bir önceki kocası için de para harcadı o diyor. Bak burada yazıyor. Kim atmış mesajı? Ay şu ismini vermeyin demiş. Hacer beni tanır. Bir önceki kocasını bulmak için de hep para verdi o diyor. Allah Allah. Allah Allah. Esra Hanım o kimmiş bir söyler misiniz bana? Tamam, şimdi ekip arkadaşlarım kim olduğunu bir öğrenin bu mesajı atanı. Diyor ki Hacer hep diyor koca bulmak için parasını saçtı da ortaya diyor. Hep para veriyormuşsun sen. Hayır yalan. Peki hiç Allah rızası için bu işi yapan yok mu sana? Ya yalan Esra Hanım, yalan, öyle bir durum yok. Peki sen Mehmet'le sevgili misin? Mehmet Bozkurlu'yla? Mehmet Bozkurlu'yla neyim? Sevgili misin? Ay Esra Hanım lütfen öyle yapmayın ya. Ay kız ne yaptım ben? Ay öyle konuşmayın ya, Allah'ını seversin. Ama belki... Bak avukatımla konuştum şimdi. Hmm. Sizden önce Şehit Mehmet Eser'e tekrar tazminat davası edeceğiz. Açın, söyle avukatına da. Utanma, aç senden. Korkum yok, avukatı da mahkemeye veriyorum. Avukatın da seninle beraber işbirliği yapıyor. Avukat aynı seninle hiç işbirliği yapıyor. Hiç avukatını karıştırma, hiç adaletle. Mesela avukatı bilmiyordun. Göreceksin sen, avukatına bak, avukatına Mehmet, ne yapacaksın? Mehmet Bozkurt'a para verene kadar avukata veririm ki iyi koca bulur bari yani. En azından aynen çevresinden öyle. Birini bulur. Hacer, avukata, Hacer avukat... Alzheimer olduğunu iddia ettiğiniz beyefendiden.
Mehmet Bey'e gidip, ya sen niye benimle böyle birini tanıştırdın diye aslında bir kavga etmeniz lazım. Siz niye işbirliği yapıp ona tekrar 2000 lira veriyorsunuz, Mehmet Bey'i buluyor size? Avukat Hanım, ne işbirliği? Hayır. Niye öyle siz konuşuyorsunuz? Ama bak, anlamıyorsunuz beni. Sizi kandırıyor ya bu bozkırlı Mehmet. Kötü bir eş buluyor size, değil mi? Siz 4 ay sonra... İyi diyor. İyi sağlık veriyor, iyi söylüyor. Tamam, sizi kandırıyor işte. Sağlık raporu istemiyorlar. Hayır tamam. Hayatım, sağlık raporu isteseydin diye soruyor Hülya Hanım, değil mi? Siz bunu soruyorsunuz. Evet, kandırılıyorsun. Bir daha ben olsam bir daha Mehmet Bozkırlı'ya gitmem. Çünkü sizi kandırmış. Kötü bir eş sunmuş önünüze ve 4 ay boşanmayla sonuçlanmış. Tekrar diyorsunuz ki aynı kişiye bana yeni bir eş bul. Bulduğu eşle de yine 2 ay sonra boşanma davası var. Niye Mehmet Bozkırlı'ya gidiyorsunuz? Avukat Hanım, benim var ya bak, kredi kartlarını boşalttığı gibi her şeyde yani telefonum benim telefonumu götürüyor. Eşimi, dostumu, hepsini beni kötü köy yapıyor. O eş dost beni biliyor. Bu Mehmet Bey'in soyismi neydi? Ya canını atar benim o eş sosyalınız. Gel Allah rızası için. O eşim, dostum bunu kötülemiş. Gel hele, benim o arkadaşımla yıllarca arkadaşlık yaptım. Ufacık hatasını görmedim. Dedi ya, bunu diyen dostları hepsi öyle dedi. Hanım, dinler misiniz? Ama Hacer Hanım, daha kötü bir saniyenizi istiyorum. Bu adak adam bekleyin, olur mu? Hiç kapatmayın telefonu. Ben sizinle konuşmak istiyorum. Şehit Mehmet Eser'i duymak istemiyorum sesini. Peki ama şimdi hayat tabii, arkadaşlığı tabii yaptınız. Yani yaşamış günleriniz var. Fakat Mehmet Hanım, sesini duymak istemiyorum. Eğer o devam ederse konuşmaya da kapattırırım. Ay kapatmayın baba, lütfen telefonu. Mehmet amca dedi ki, Hacer'le tanıştığımda resmen efsunlandım. Bak aynen cümlesi şu. Kendisini gördüğümde ondan çok güzel bir enerji aldım. Ve resmen beni efsunladı. Ne derse yapıyordum dedi. Ne yapmışım? Efsunlamışım. Siz çok tatlı dilli, çok canımlı, cicimli, aşkımlı, balımlı, bir tanemli konuşan bir insan mısınız? Beni çok kısa sürede kendine bağladı diyor. Kendime bağlamışım. Ne almış bana? Ne yapmış, ne almış? Ne almasını isterdiniz size? Canım insan, Esra Hanım, evlilik yaparken münasip neyse herkes için öyle. Nedir o münasip? Ben kendi adıma söylemiyorum. Ben münasip nedir? Ben görmedim o münasibi. Şey hiçbir şey almadı ki. Ne isterdiniz Allah, ondan? Şimdi ben delirtecek ne de yani bağlayacağın zarafı. Ne isterdiniz ya da ne istediniz almadı? Bağlayın zarrafı. Esra Hanım, zarraftan ne aldı söyleyeyim mi size? Söyleyin. Bir tane bilezik aldı. Ne kadarlık? 15 milyarlık bir tane bilezik aldı. İki? İki tane yüzük aldık. Ne kadar yaptı? Taş tamam, toplam bana 30 milyarlık altın taktı. Peki boynunuzdaki kolye... Boynumdaki kolye kendimin, onun değil, o almadı. Anladım. Yani o size almadı. 30 bin TL'lik altın almış. Daha ne evet, yapsın doğru. Adam? Daha ne yapsın yani? Ne kadarlık isterdiniz siz? Ama beni bir dinler misin Esra Hanım? Tabii. 30 milyarlık altın aldı, onu tekrar elimden aldı, yedi bitirdi. Nereye yedi? Ardışı Toki'deki evin taksitlerini ödedi. Yalan siz... bak. Gerçek Toki'deki ev bak. Toki'de Allah rızası için ben hanımı öyle diye 6 sene hanımını aldım 300 bin lira para yatırttım. Toki'ye. Ha bu adam ben aylık 1,5-2 ödüyorum. Ya 1 kuruş vermez, 5 kuruş yok bunun. Ha Allah için konuşacağım. Yalanları ben internete girdim. İnternette bütün bunları aynı ben altın bozdurdum. Toki'deki eve yatırttım diye internette yazmış. Sen Hacer Hanım Allah için... Allah rızası için bir kuruş yok bunun. Mehmet amcacığım, Hacer Hanım için tarlanı sattın size mı? Beni soydu, suvana çevirdik diye bir de artı tarla sattık, taraların kaç parasını... Kaç paraya tarlayı sattın? Tarlayı sattım. Kaç paraya sattın? Kapı dairesinde 35 bin lira çantasına koydu aldık diye. Onu da ağzımı açmadım. Allah rızası için korusun. Yalanı ben ne sevmiyorum. Ne zaman sattın tarlayı? Buyur. Ne zaman sattın? Bundan...
İki ay ya, şey, altı ay önce sattık. Altı ay ya. Önce. Bunda, bu arada tapuda bugün sizin, gitti. Hacer Hanım, bugün önemli bir gün sanırım. Yalan mı konuşacağız? Gerçekleri orada tapuda göstersinler. Hacer Hanım, tarlayı beraber satmışsınız tapu dairesinde. Parayı da size vermiş. Parayı tapu dairesinde bana verdi Esra Hanım. Hı. Eve gelince elimden aldı. Yalan konuşuyor. Orada verip niye evde alıyor? Tapu dairesinde orada kardeşlerin akrabalarına karşı bana verdi. Hmm. O çok işten pazarlıklı bir insan. Sinsin. Eve gelince elimden aldı. Anladım. Sen de ama verecek bir kadın değilsin onu geri. Nasıl? Sen o parayı geri verecek biri değilsin ama. Öyle mi? Ben öyle demiyorum ama verecek bir... O çok güzel alır Esra Hanım. Çok güzel alır o. Size bir soru daha yöneltelim. Orada süt dökmüş kedi gibi size kendini iyi göstermesin. Peki, şu anda da size bir soru daha sormak istiyorum. Şu anda hayatınızda yine bir aşkınız olduğunu iddia ediyor. Bir sevgiliniz i̇ddia var ediyor. Mı şu anda? Kim iddia ediyor? Mehmet Bey. Hani ya, nerede? Ben size soruyorum. Esra Hanım, kimse yok hayatımda şu anda. Bu kişinin bakkal olduğunu da söyledi. Ne bakkalı? Bakkalları bilmiyor musun sen? O tarafını çekenler var, o tarafını çekenler. Bakkal dükkanı varmış. Esos çekmiş, esos benim dostlarım da var. Senin kadar yapabım çok. Onlar çekmiş senin o tarafını. Bu bakkal Allah tanıdığınız Allah. Var mı? Ha, Allah Allah, Allah Allah yok. Vallahi yalan, billahi yalan. Yemin etme. Orada da çekmişler, bakkalın içinde de çekmişler, sen avukatın yanından gelirken de çekmişler. Avukatın şeyini de çekmişler. Samimi esnaf bir arkadaşınız var mı? Yok. Yok. Peki. Yok, kimse yok. Şu anda kimse yok. Marketçiyi hayatında. Tanıyor musunuz bu bahsettiği bakkalı, hatırlıyor musunuz? Yalan söylüyor. Öyle biri yok Esra Hanım. Peki fotoğrafları gösterirse? Beni... Olabilir, normal oturmuşumdur. Yalnız mı yaşıyorsunuz etmeye, şimdi Hacer Hanım? Acayış olabilirim. Peki bakkalın önünde mi otururken fotoğrafınız çekildi? Ben görmedim. Kim çekti, kim ne yaptı hiçbir şey görmedim. Ama o bakkalı hatırlıyorsunuz herhalde. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz ama çekilmiş olabilir. Bir soru mu soruyordun Süleyman? Yalnız mı yaşıyorsunuz şu anda? Evet doğru. Tek başına. Evet doğru. Bu Mehmet Bozkırlı'nın soyismi nedir size ya, yardımcı olan beyefendinin mı? Mesleği nedir? Geçen karakola arıyor dakika, seni. Mehmet Bey. Karakol ne dedi? Biz onu arıyoruz arkadaş dedi. Hacer Hanım. O gün kocam diye birini de tanıtmışsın. Mehmet Bozkırlı'nın mesleği ve soyismi nedir? Resmi diye. Soyismini bilmiyorum. Tekelli. Ama sizi nereden buluyor? Yani akrabanız mı? Efendim? Kim nereden buluyor beni? Mehmet Bozkırlı, sizin neyiniz oluyor bu beyefendi? Size aracılık eden, eşlerinizi bulduğunu iddia ettiğiniz kişi. Avukat Hanım, benim hiçbir şeyim olmuyor. Ama size iki tane eş bulmuş hanımefendi ve 4.000 lira para aracı vermişsiniz. Şirket. O para alarak çok kişiye eş buluyor. Ha, bu benim hiçbir şeyim olmuyor. Bu mesleği midir bu beyefendinin? Emekli ama bunu yapıyor o adam. Bunu yapıyor, bu işi yapıyor. Siz nereden buldunuz bu kişiyi? Size kim tavsiye etti? Bir tanıdık tavsiye etti. Biz Konya Beyşehir'iz. Beyşehir Bozkır yakın. Hı hı. Birbirine tanıdık biri tavsiye etti. Yani Bozkırlı Mehmet diye ben arasam mutlaka şu anda Konya'da bizi izleyenler. Bozkırlı Mehmet'le ilgili bilgileri bize verirler mi? O kendilerine kalmış bir şey Esra Hanım. Ben nereden bileyim? Kendilerine kalmış. Siz bu kişiyi tabii. Aradınız mı? Bak boşanma davası açmışsınız Mehmet Bey'i. Aradınız mı bu beyefendiye? Ya sen bana iki defa eş buldun. İkisinde de problem çıktı. Bana şiddet uyguladılar diye yakındınız mı ona? Kızdınız mı? Kimi? Bozkırlı Mehmet Efendi. Evet. Bozkırlı Mehmet Efendi. Hiç aramadım. Niye aramıyorsunuz? Para veriyorsunuz. Kızdım, sinirlendim, aramadım. Bir de paranın süresi ne kadar? Şimdi mesela hani 2000 lira verdin ama bir yıl boyunca olmadı, yeni biri de olacak mı? İki sefer kaç verdim. Kaç eş? Yani mesela 2000 liraya kaç eş buluyor size? Bir eş mi? Esra Hanım, siz ne konuşuyorsunuz öyle? Ben ne konuşuyorum böyle şimdi? Ben mantık yürütüyorum. Şimdi bir eş olmadı, bir daha bul.
Bir eş olmadı bir daha bul. Ne bu bakkaldan, marketten zevde meyve mi satın alıyorsun? Ama siz biraz öyle evlilikler yapmışsınız. Bak evliyken daha boşanmadan Mehmet amcayla 2000 lira para verip... Yani şimdi bu benim mantığıma aykırı. Sen insan evliyken... Kapıdan geldi, kapıdan gitmedi ki Esra Hanım. Hayatım sen 2000 lira Mehmet Bozkır'a verdin mi bana koca bul diye? Esra Hanım, bir kelime konuşmaya müsaade edin mi? Şehit Mehmet Eser kapıma geldi, gitmedi. Tamam, ama sen bu parayı verdiğinde evli miydin? Daha evliliğin bitmemişti. Belki kocanla barışacaktın. Hayır, onunla barışma olmaz artık. O barışma olmadı. Ben dedim geleceği sağlama alayım. Buyur Mehmet amca. Şimdi bak, Allah rızası için konuşacaksın. Dayımın evi diyerekten eşyayı oradan dayının evinden yükledik mi ikimiz? İkimiz beraber yükledik. Ha orada kamyoncular bak Sayit. Oradan geç doğru. Ali Böylü bu. Ali Böylü. Benden hariç oradaki kocandan evli kocandan hariç. Bu dayımın eşyası dedin de Ali Böylü adamın dostun şey çıktı. Eşyası çıktı oradan. O adam geldi bana ağladı. Bunu biliyor musun? Bak bu şimdi telefona çıkacak adam. Şimdi telefona çıkacak. Mehmet amca araya gireceğim. Ha. Buyurun Hacer Hanım. Esra Hanım onu duymak istemiyorum. Ben sana Esra Hanım en başından anlatayım. İyi dinle. Şöyle yapalım. En başından anlatmayın. Sizi buraya davet ediyorum. Siz Mehmet Bey ile evliliğinizi bitirmek istiyor musunuz? Ben onunla evliliğimi bitirmek istiyorum ama bankadaki yediği paramı üzerime taktığı o benim mehirim olan altınların. Tazminat davası açtım. Tazminatımı versin. Ben onu boşayacağım. Peki ekip arkadaşlarımız sizi arayacaklar. Buyurun gelin lütfen. Ben size geleyim Esra Hanım? Hemen ekip arkadaşlarım arayacaklar. Hangi şehre nasıl geleceksiniz? Bunu organize edeceğiz. Yalnız bu arada şunu da söyleyeyim. Biz bu hizmet için sizden para almıyoruz. Mehmet Bozkırlı gibi. Yok gerekiyorsa size de verin Esra Hanım. Sıkıntı değil. Peki buyurun gelin lütfen. Şimdi hemen ekip arkadaşlarım sizi arasınlar. Ama Hacer Hanım'ın da işi zor. Hem evlenmek için para veriyor, hem boşanmak için para veriyor. Çok hani çok sık sık yaptığınız şeyler olduğunu artık ezberinizin olması lazım. Evet, değil mi Mehmet amca? Gel Mehmet amca gel. Buyurun. Bakalım neler olacak neler. Ya, yarın devam neler, edeceğiz. Ya, neler olduğunu gördüm gel, annem Mehmet ya. Amca. Teşekkür ederim. Allah ben razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Yarın devam edeceğiz. Vallahi ben bir gün söyle. Bir gün adıyla daha öme sofra koymadı abi, koymadı. Allah rızası için konuşuyoruz ya. Peki bir şey soracağım Mehmet amca. Buyur. Sizi uğurlayacağım da. Flört ederken, arkadaşlık yaparken, daha evlenmeden önce önünüze sofra koyuyor muydu? Koymadı. Ben kendimi arabamla götürüyorum, orada yediriyorum. Tamam. Atlı'ya gittik, Atlı'ya sarayında şahitle göstereyim. Tamam ya Mehmet kimse, amca gel. Hürmetler, saygılar. Hürmetler, saygılar. Ya... İnsan diyorsun ki bak sende de hata var diyorsun. Evet yani bu yaşta ama insan yaşlanınca bence çocuk gibi oluyor. O yalnızlık insana her şeyi yaptırıyor. Sonuçta tabii ki her zamanki böyle hüsran. Hacer Hanım'ı yarın buraya bekliyoruz.